Yakamış. Böyle üç tane hiç duymadığımız bir hadis dersi de olabilir. Kur'an nedir? Bir de Allahu Ekber. Üç tane hadis de olabilir. Hadisi duymadığımız şey yapalım. Tamam, gene vaktimiz var, gene yaparız. Zaten yarın tam gün buradayız inşallah yani. Tamam, hepsini diğerlerini de bitiririz. Hepsini hallederiz. Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Şimdi Üsa Hazretleri'nin mesleği tahkik, delil, bürhan, hüccet. Şimdi bu Kastamonu Laikası'nın baş tarafında şu soru sorulmuş Üstad Hazretleri. Şurayı sileyim ben. Şunları sileyim. Sayfa kaç abi? Sayfa kaç mı abi? Kasta bunu 11. Bizim derslerimiz orası değil, oradan giriş yapıyor. Tamam. İnan eden bir kısım zatlar tarafından soruldu. Risale-i Nur'un verdiği zevk, şevk ve iman ve izan onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? Şuraya ben yazıyorum. Bu üç hadis mi abi? Bunlar? Abi yok. Buradan bir giriş yapayım, oraya getireceğim meseleyi. Ama bir derse bir giriş yapıyorum ben. Şimdi Risale-i Nur'un diğer evliya kitaplarından, ulema kitaplarından daha fazla verdiği zevk, şevk, iman, izan neden daha fazla yine? Bunun üç tane cevabı varmış Hasan abi. Birincisi Risale-i Nur, Kur'an'ın bir manevi mucizesi olarak imanın esasatını kurtarıyor. Mevcut imandan istifade cihetine değil, belki pek çok deliller ve parlak bürhanlarla imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şübahattan kurtarmasına hizmet ettiğinden herkese bu zamanda ekmek gibi, ilaç gibi lüzum var olduğuna dikkatle bakın hükmediyorlar. Yani Risale-i Nur, şuraya yazıyorum. Deliller, bürhanlar, hüccetler ile imanı kuvvetlendiriyor. Ben şöyle bir cümle yazayım. Daha kısa olsun. Deliller, bürhanlar, hüccetler ile şöyle cümle, cümle olsun. Delilli, hüccetli, imani meseleleri anlatıyor. Anlatıyor. İki, kendi nefsi ikna olmuş. Üç, akıl ve kalbin ittifakı. Şimdi Risale-i Nur diğer kitaplardan neden daha fazla zevk, şevk, iman ve izan veriyor? Birinci sebebi Risale-i Nur İmanın esasatını kurtarıyor. Mevcut imandan istifade cihetine değil, belki delillerle, bürhanlarla, hüccetlerle imanı ispat ediyor, tahkik ediyor, muhafaza ediyor, şüphelerden kurtarmasına hizmet ediyor. Birincisi buymuş. Bundan dolayı. Diğer kitaplar ise ne yapıyor? Mevcut imandan istifade cihetini nazara veriyorlar. Şunu yaparsan bu mertebe gelir, şöyle olursa böyle olur diye. İkincisi de hem Risale-i Nur en evvel tercümanının nefsini ikna çalışır, sonra başkalara bakar, elbette nefs-i emmaresini tam ikna eden bir ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders. Gayet kuvvetli ve halistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş, dehşetli bir şahs-ı manevi dalalet karşısında tek başına galibana mukabil eder. İkincisi neymiş? Hem de Risale-i Nur en evvel tercümanın nefsini ikna çalışır, sonra başkalara bakar. Yani Üsa Hazretleri Risale-i Nur'da yazmış olduğu, telif etmiş olduğu bütün meseleleri, eserleri Hasan abi önce kendisi nefsit mutmain olmuş yani. Mesela ben bazen ders anlatıyorum ama ben o meseleyi anlamamışım yani. O zaman karşı tarafa tesir etmiyor. Üçüncüsü de
Aşağıda hem Risaletün Nur, sair ulemanın eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermez, evliya müsürlü yalnız kalbin keşf ve zevkiyle hareket etmiyor, akıl ve kalbin iddiatı imtizacı var. Bütün letaifler istifade. Bu üç başlık şu sorunun cevabıymış. Yani Risale-i Nur, diğer ulema kitaplarından, alimlerin eserlerinden neden daha fazla zevk, şek, iman ve izan veriyor? Bir, imani meseleleri delille, bürhanlı, hüccetle anlatıyor. Tahkik ediyor, muhafaza ediyor, şübehattan kurtarıyor. İki, kendi nefsi ikna olmuş Üstad Hazretleri'ne. Diğer eserler öyle değil. Adam yazmış ama mesela Elmalı Hamdi yazır. Miraç meselesine cismen mi oldu, ruhen mi oldu tam söyleyemiyor Hasan abi. Ortada yani. Hmm. Net bir şey yok. Bak, kendi nefsi ikna olmadığı bir mesele yani. Ama Risale'de öyle bir şey yok. Kendi nefsi mutmain olmuş. Değil mi? Görmediğim, işitmediğim, hissetmediğim, zevk etmediğim. Hatta bazı yerde açık olarak söylüyor. Hakkan yakin zevk ettim diyor. Üçüncüsü ne? Evliyanın kitapları gibi kalbe bakmıyor. İlmi kelamcıların gibi akla bakmıyor. Risale'nin akıl ve kalbin ve vesaire bütün letaife bakıyormuş. Ruhsun da teavun diyor. Evet. Vesaire. Şimdi Risale-i Nur diğer kitaplardan, eserlerden neden daha fazla zevk, şevk, iman, izan veriyor? Bu üç abi. Şimdi bunu enfüse getiriyorum. O zaman ben de bir mesele anlatacağım. Hasan abi. Benim anlatmış olduğum mesele nasıl diğer anlatılardan daha fazla zevk, şevk, iman, izan verebilir karşı tarafa? Bir, anlatmış olduğum meseleleri delilli, bürhanlı, hüccetli anlatacağım yani. İki, anlattığım meseleyi ben mutmain olacağım. Üç, akıl ve kalbe hitap edeceğim. Hem hikmetli konuşacağım, hem kafasındaki şüpheyi gidermem gerekiyor. Üstad Hazretleri 25. sözde belagatlı bir kelam nasıl olur? 5 tane madde saymış. Bir, lafızlar güzel dizilmeli. İki, cami olmalı. Üç, fesat olmalı. Dört, ihtiyaca cevap vermeli. Yani adam tam soru soracak, o sorunun içerisinde onun sormuş olduğu sorunun cevabı olmalı. Beş, efendim, manası cami olacak. Belagatlı kelamın 5 tane özelliği. Yani belagatlı bir kelam nasıl olabilir? Muktezayla mutabakat nasıl olabilir? 5 tane başlık altında anlatılmış bir yani. Bir tanesi de emir ve nehy edecek yani karşıdaki kişiye. Buna belagatlı kelam denmiş yani. Şimdi bunun aynısı enfüsü manada bizde de geçerli. Üstad Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine muhatap olup izah etme noktasında bu üçüne hiç evden bırakmıyor Hasan abi. Şimdi bir iki tane hadis ben şu başlıklara göre hiç bizim anladığımız manada hiç mana vermemiş yani. Gene ben okuyorum mesela, biz okuyoruz. Biz o manayı veriyoruz. Halbuki orada öyle yazmıyor yani. Mesela şimdi oku oku anlarsın diye böyle hani söyleniyor ya abi. Yani bu belli bir mertebeden sonra üstadın mesleğine uygun değil bu cümle yani. Hani şey gelmiyor yani, doğru değil yani. Üstadın mesela tahkik, hüccet, delil, bürhan, ondan sonra akıl ve kalbin ittifakı. Bunlar olmalı yani izahlarda şey. Zaten ben gidiyorum, sizin vazifeniz devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Şerhle devam ediyor. İzahla devam ediyor değil mi? Sizin vazifeniz devam ediyor. Bu önemli yani, bu giriş için. Ben şimdi bir Kastamonu 124'ten bir hadis okuyayım. Onu bir iki tane okuyacağım ben. Orayı açabilir miyiz Osman abi? 124 Kastamonu. 200? 124. Düz, düz okumanın içinde tahkikli okumak yok ki. Tahkik. Düz okumanın içinde? Tahkikli okumak yok ki. Evet. Çünkü Fecmen Havassa bir hayreti uygulat. Hazreti Ali'den Cevcevit'ini alıyor. Bir şeyin hayırlı diyor tamamlanması için evet. Onunla alakalı yerleri müteferrik topla. Müteferrik parçaları bir araya getirin. Müteferrik parçaları topla bir araya cem et. Mükemmel bir şerbeyiz olur. Bir hayli tümüvvet. Hayır tamamlanır. O koklanın arasında olmuyor işte. Yani işte abi bu bizim hani Üstad Hazretleri İstanbul'a geldiği zaman öyle böyle hatıra kitaplarında daha tafsilatlı almış. Risale'de o manada bahisler var yani. Bakmış ki medreseler çok güzel, kitaplar çok güzel. Efendim tıkır tıkır yani her şey
tam yerinde ama şey yok. İçeriği yok yani. Müzakere yok, mütalaa yok. Yani bunun eksiklik olduğunu o zaman Verisan'ım da dile getirmiş yani. Mesela 20-25 sene alet ilimleriyle uğraşıyor adam. Mezun oluyor, icazet alıyor ama içeriği yok yani. Söylesen bir meseleyi ispat edemez, hep ezberi konuşuyor yani. Şimdi bunun aynısı bu Risale'de da oluyor. Oku oku anlarsın, bu belli bir yerden sonra üstadın mesleğine uygun değil. Peki nasıl okuyacağız, nasıl şey yapacağız? Bu müzakere, mütala. Bu şekilde yani. Evet. Bugünlerde iki hatıradan bir iftar, bir tane örnek. Birincisi, bu şehirde Risale-i Nur'a intisap eden ihtiyarı hanımlar sebat ettiklerini ve başkalar gibi sarsılmadıklarını düşündüm. Birden bu hadis-i şerif ihtar edildi. Şimdi hadis neye göre ihtar ediliyor? İhtiyar hanımların sebat etmeleri ve başkalar gibi sarsılmamalarına binaen bunu düşünürken hadis ihtar edilmiş. Aleyküm bi dinin acayiz. Yani ahir zamanda ihtiyarı kadınların samimi dinlerine ve kuvvetli itikatlarına tabi olunuz. Bakın çok önemli. İhtiyarı kadınların samimi dinleri ve kuvvetli itikatlarına tabi olunuz. Şimdi bunu izah ediyor. Evet, ihtiyarı kadınlar fıtraten zayıfe ve hassase ve şefkatli olmalarından herkesten ziyade dindeki teselli ve nura muhtaç olduğu gibi herkesten ziyade fıtratlarında fedakarane şefkat cihetiyle dinde bulduğu nihayetsiz şefkat pervarane bir nuru teselli ve iltifat-ı merhamet-i rahman ve nokta-i istinat ve nokta-i istimdada ihtiyacı var. Tam sebat etmek fıtratlarının muktezasıdır. Onun için bu zamanda o hacatı tam yerine getiren Risale-i Nur her şeyden ziyade onların ruhlarına hoş geliyor ve kalplerine yapışıyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki ihtiyar kadınların dinlerine tabi olun. Ne demekmiş? İhtiyar kadınların samimi dinlerine bir de kuvvetli itikatlarına. Hüsnü Hazretleri meal verirken bu ikisini meal verdi. Samimi dinleri, kuvvetli itikatlar. Orada gördük değil mi abi? Evet, şurada kadınların samimi dinleri, kuvvetli itikatlarına tabi olunuz. Bakın hadisin manası oymuş. Yani ne demek ihtiyar kadınların dinlerine tabi? Biz meal öyle veriyoruz. Ama neymiş? Peki neden kadınların samimi dinlerine, kuvvetli itikatlarına tabi olunuz? O kadınlar dinde ne bulmuşlar da itikat etmişler? Dört, din onların dört tane şey sağlıyormuş. Neymiş onlar? Yazayım ben. Nur-u teselli. İltifatı merhamet-i rahman. Nokta-i istinat. Noktayı istimdat. Şimdi bu ihtiyar kadınlar. Peygamberimiz demiş ki ihtiyar kadınların samimi dinlerine, kuvvetli itikatlarına tabirimiz neden? Onlar dinde şu dördünü bulmuşlar. Şimdi ahir zamanda hilafet kaldırılmış, nübüvvet kaldırılmış, saltanat kaldırılmış değil mi? Bir inkılap olmuş. Bu kadınlar bu dört tane vasfı nerede buluyorlarmış? Hüsnü Hazretleri Risale-i Nur'da bulduklarını söyledi. O zaman hadisin manası şu olmuş oluyor. Ahir zamanda ihtiyar kadınlarının dinlerine tabi olun demek, ihtiyar kadınlar bu dört şeyi neyde bulup efendim kuvvetli neye itikat ediyorlarsa ona tabi olun demekmiş yani Mehmet abi. Hadisin manası buymuş bu asra bakar Sedat abi. Bu dört tane şeyi Risale-i Nur'da bulup kuvvetli itikat ettiklerinden dolayı
ahir zamanda ihtiyar kadınların dinlerine tabi olun demek buymuş abi yani. Risale'ye tabi olun demekmiş yani. Allah Allah. Hiç kadınlarla alakası yokmuş aslında. Hiç duydun mu abi? Böyle yazıyor ya. Hiç, hariçten bir şey söylemedim ben yani. Çok duyduk ama böylesini duymamıştık. Son şey onu söylüyor aslında. Evet, onun için. Onun için diyor. Evet, yani. Onun için diyor. Bak ne için? Şu iş, şunun için yani. Bu kuvvetli itikadı, samimiyeti nerede bulmuşlar? Bu dört tane şeyden alıyorlarmış. Bu dört tane şeyi bu zamanda ne veriyor? Risale veriyor. O yüzden hadis. Şimdi bunu niye söyledim ben? Şu meseleyle alakalı Umut abi. Yani Risale'nin mesleği tahkik yani. Hani bu Risale'da bakın çok önemli. 19. mektup dışında Mehmet abi nakil var mı? Yok. Üsa Hazretleri o 19. mektupta 321 tane nakil yapmış Mehmet abi. 321 tane muza. Şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e göre Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da 2,5 milyon söz, efal hadis sadır olmuş. Bu 2,5 milyon söz, efal hadisten Üsa Hazretleri 321 tanesini almış. Peki niye hususen o 321 tane? Bu asra birebir bakıyor Hasan abi, birebir yani. O 321 tane hadis, biz nasıl hatırlarsanız 20. söz peygamberler dersi yaptık değil mi? Süleyman Aleyhisselam, ondan sonra Musa Aleyhisselam, diğer peygamberler mucizeleri vardı. Bu zamana bakıyordu. Şimdi bütün peygamberler ümmetlerine Allah'ı anlattıkları gibi kimi anlatmışlar? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 19. mektuptaki bütün mucizeleri birebir bu asra bakıyor Hasan abi. Birebir yani. Yani öyle yani alınmış olmak için alınmamış yani. Bir tane örnek yapalım oradan. Şunu sileyim ben. Şöyle sileyim. Peygamberimiz hadiste demiş ki Sakif kabilesinden. Mektubatta mı? Evet abi. 19. mektupta. Sakif diye yazarsak çıkaramaz. Sakif kabilesinden şuraya yazayım. Orayı açabilir miyiz o hadisi? Mektubatta. Hacı Zalim. Evet. Sakif diye. O hadisi okuyabilir miyiz abi orada? Ben açmayayım kitabı da. Açtınız mı abi? Orasıydı abi. Görüyorum ha şu. Hem nakli sayı katiyle şurası abi. Evet. Okuyacaksın istersen şey. Evet. Ferman etmiş ki yahrucu min sakifte kezzabun ve mübir. Evet. Yani peygamberimiz demiş ki Sakif kabilesinden iki kişi çıkacak. Birisi zalim olacak. Birisi nübüvvet dava edecek abi. Gördük mü? Evet. Sakif kabilesinden iki kişi çıkacak. Birisi zalim olacak. Birisi nübüvvet dava edecek. Bakın internette bakabilirsiniz. Bu Sakif kabilesi bunlar Ermenileşmiş Yahudilermiş yani bunlar, Sakifler. Hmm. Hasan abi. Bunların aslı kendileri başka bir milletten ama Yahudilermiş aslı. Mesela şöyle, kendileri Yahudi ama Rus gözüküyor. Kendileri Yahudi ama Türk gözüküyor. Kendileri Yahudi ama Ermeni gözüküyor. Kendileri Yahudi ama Iraklı gözüküyor. Bunlar Sakif kabilesiymiş yani. Bunların özelliği oymuş Hasan abi. Bu Sakif kabilesi. Bakın üstadımız bu hadisi almış. %100 bu asra bakıyor. %100 yani. Bak ben şimdi söyleyeceğim abi. Birisi nübüvvet dava eden bir adam varmış. Bir de bir zalim varmış abi. Nübüvvet dava edeni 5. şurada söylüyor. Bu bizim malum efendim kefere dediğim şuraya kefere yazayım. M'si olmayan değil mi? Mimsiz olduğunu söylüyor Üstad Hazretleri. Bu şahsın olduğunu söylüyor. Yani heykellerine serfur ettireceğini değil mi? Uluhiyet bir nevi uluhiyet dava edeceğini, rububiyet dava edeceğini değil mi? O Sakif kabilesinden birisi bu adamdır abi. Efaliyle onu ispat etmiştir yani. Gerçekten de Sakif. Evet. Nübüvvet kabilesi. Evet. Hatta bakın. Zalim olan mı? Abi şöyle. Üsa Hazretleri'nin gayrimünteşir mektubu var. Onun hakiki olarak Yahudi olduğunu söylüyor abi. Evet, Yahudilerin en zalimi olduğunu, o kadar çok ağır tabirler var ki, 5. şuradan.
Efendi de zaten o adamı ispat etmiş mi? Bunlar zalim olan. Evet, nübüvvet dava eden abi. Öyle mi oldu? Evet. Nübüvvet dava eden. Peki zalim kim? Bu mesela Haccacı zalim dedin ya abi. O zaman, şimdi o zaman hadisin Kur'an gibi Camiül Kelim böyle manaları her asla bakıyor. O zaman Muhtar ve Haccacı zalimmiş yani. Bu hadisin manasını gözüken o asırda. Diğer asırlarda da olmuş. Mesela o Haccacı zalim Haccacı zalimin mesleğini bilen var mı abi? Kendisi bir hocaymış yani, bu vasfı varmış yani. Ve bir hatipmiş yani. Hasan abi vaaz edermiş, şey yaparmış. Adı belli bir valilik yapmış bir dönem. Değil mi? Mesela çok güzel konuştuğu kitaplarda geçiyor. Minbere çıkarmış mesela, insanlar onun dediğini yapmadıkları zaman minbere çıkarmış. Böyle bir hutbe verilmiş. Herkes telaşa kapılırmış yani. Dermiş ki hutbeye çıkmış. Başı gövdesinden ayrılacak başaklar görüyorum demiş aranızda. Böyle başlarmış böyle bir döktürmeye. Ondan sonra böyle millet bir paniğe kapılırmış. Şimdi bu hoca olan, ondan sonra bu şekilde bu zamanda zalimlik yapan ki onu karşısında. Yani o zalime o uyuyor ya abi. Kefere o Sakif kabilesinden biri çıkacak, nübüvvet dava edecek, diğeri zalim olacak. Bu asırda nübüvvet dava eden ve zalim olan odur yani. Bakın şimdi bunu niye örnek verdik bu iki hadise? Üsa Hazretlerinin mesleği nakil değil yani Sedat abi. Delil, bürhan hüccet, mantık yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an ayetlerinin bize bakan, bizi ilgilendiren veçesi nedir yani? Mana meratibinde biz ne anlamak gerekiyor buradan? Şurayı da okuyacağım. Şimdi bu Kastamonu layıkasında müceddit mektubu var. Mehdiyetle alakalı. Üstad Hazretleri şöyle söylüyor. Evet, bu zaman sayfa 189. Orayı da açalım. Bu da çok sorulduğu için hani kitabi olmak noktasında üstadın bir ifadesini anlamak, külliyatın diğer yerlerini birleştirmek. Mesela müceddit gelecek, Mehdi gelecek. Ben nasıl bileceğim ki bu adam Mehdi'dir, müceddittir? Bakın oraya bu zaman diyor. Gördük mü abi? Evet, bu zaman hem iman ve din için bir, hem hayat-ı içtimaiye ve şeriat için. Gördük değil mi abi? Evet. Üç, hem hukuk-ı amme ve siyaset-i İslamiye için gayet ehemmiyetli bir müceddit ister. Gördük değil mi? İman ve din için bir müceddit lazımmış. İçtimai hayatta şeriat için bir müceddit lazımmış. Birer diyor zaten. Evet. Hukuk amel ve siyaset-i İslamiye için birer müceddit lazımmış yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mehdi ile müceddit arasında nasıl bir münasebet var? Bir noktaya nazar soruyorum abi, Hasan abi. Mehdi ne demek, müceddit ne demek? Veya ikisi bir midir yani? İkisi bir olabilir ama müceddit her 100 senede bir geliyor. Mehdi yani şey olarak bakarsak ahir zamanda gelecek Mehdi var. Yani müceddit Mehdi olabilir. Ne diyorsunuz? Farklı mı? Müceddit ve Mehdi. Mesela her müceddit Mehdi'dir diyebilir miyiz? Hasan abi. Diyemeyiz mi? Peki her Mehdi müceddit diyebilir miyiz? O da diyemezsin. Siyasi gelmiş. Siyasette, sefki idarede siyasi Mehdi'ler gelmiş. Üstad söylüyor. Evet. Diyanet aleminde, siyaset aleminde Mehdi'ler olmuş. Mehdi'ler gelmiş. Müceddit sayılmaz değil mi o zaman? Yani öyle şey yapan da olmuş ama Risale-i Nur'unla o müceddit'in gölgesinde veya hareketinde hareket ediyor siyasi lider. Evet. Şimdi
Mesela Üssü Hazretleri başka yerde söylüyor, Diyanet aleminde, siyaset aleminde. Birer şey ister. Evet, birer Mehdi gelmiş, gelecek diyor. Hatta bazılarının vasıfları birbirine karışmış olduğunu söylüyor. Bununla alakalı ben Mehdi'nin şöyle veya bir noktaya nazardan müceddidim diyelim. Geldiği zaman ben nasıl anlayacağım ki bu o sahanın Mehdi'sidir, müceddididir yani. O asrın yani. Sayfa 95. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Aynı kitap mı? Mektubat abi. Mektubat 95. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Aşağıda abi. Dördüncü esasın aşağısını. Biraz daha aşağıda. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Ortada abi. Evet, şurada sağ tarafta. Ortada. Evet, onun sağda. Aşağıda abi. Biraz daha. Şuradan aşağısına. Evet. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vahye istinaden her bir asırda kuvve-i maneveyi ehli imanı muhafaza etmek için. Abi şuraya yazıyorum ben. Kuvve-i maneveyi muhafaza edecek. Muhafaza edecek. Şu bir yazalım. İki, dehşetli hadiselerde yeise düşmemek. İki. Bak bunları alt alta toplamak çok önemli. Yani. Bak şu yazdıkların var ya. Dehşetli hadiselerde. Artı yaptın mı her şey gözünün önünde. Yeise düşürmeyecek. Bak bir tane, iki, ikincisi de bu. Onun sıfatı bu. Üç. Abi, evet. Hem alemi İslam'ın bir silsile-i nuraniyesi olan Âl-i Beyt'ine ehl-i imanı manevi rapt etmek. Üssü Hazretleri Âl-i Beyt'ten maksat sünnet-i seniyedir diyor. Yani ümmet-i Muhammed'i Âl-i Beyt'ine rapt edecek. Yani sünnet-i seniyeye sevk edecek yani. Âl-i Beyt'ten maksat bu dördüncü lemada. Sünnet-i seniyye. Evet. Şuraya yazalım. Nasıl geçiyordu? Ehl-i imanı. Ehl-i imanı. Sünnet-i seniyye. Çok uzattım. Sünnet-i seniyye sevk edecek. Şimdi ben nereden bileceğim ki Diyanet aleminde, siyaset aleminde, içtimai hayatta gelen adam Mehdi'dir veya Müceddit'tir. Mesela siyaset aleminde bir adam gelmiş, bu Mehdi midir değil midir? Bir, kuvve-i maneviyi muhafaza ediyorsa ehli imanı. İki, dehşetli hadiselerde yeise düşürmüyorsa. Üç, ehli imanı sünnet-i seniyye sevk ediyorsa o bulunmuş olduğu makamın Mehdi'sidir, Müceddit'idir abi. Bulunmuş olduğu makam. Mesela şu adam siyaset aleminde Mehdi mi, Müceddit mi? Bu üçü. Diyanet aleminde bu adam Mehdi mi, Müceddit mi? Bu üçü. İçtimai hayatta. Aynı vasıflar Mehdi ve Müceddit için de... Abi şimdi şöyle, lügat manası baktığımız zaman Mehdi hidayete erdiren, işte Müceddit de 100 senede bir geliyor. Bu ikisi birbirine yakın, aralarında nüanslar var ama... Aynı şey yani. Müceddidin yapısı, kelime yapısı Barla'da geçiyor. Yenileyen, tekrar. Yani esasat-ı İslamiye ve esasat-ı Kur'an'ı sabit. O değişmez yani. Fakat asrın idrakini, Kur'an'dan alacak ilhamı, asrın idrakini o birinci şıkta şey yapmıştı. Akıl ve kalp bütünlüğünü getirecek. Evet, evet abi. Bunu yapması lazım. Mesela sırf kalpten gitse tas olmuyor. Sırf akılla gitse olmaz. Müceddit'in özelliği asrın içine doğan mevzuları, asra doğan soruları, insanları felakete götüren soruları, ihtiyaçları, manevi ihtiyaçları akıl ve kalp bütünlüğünde delil, burhan, hüccetle ikna edecek. Usta diyor ki, izam etmesin de iddia etmeye hazırım. Yani
diyor mesela Zındık'a ve Risale-i Nur'ca verilen karar infaz edilmiş. Yani Risale-i Nur böyle ait bu değil, müceditlerin özelliğidir. Hı hı. Ama siyasi şeyde Mehdi de öyle değil. Mesela İmam Rabbani Hazretleri müceddittir. Ama siyasi bir faaliyeti yok, onun talebesidir. Yani talebesi Mehdi. O da ne yapıyor? Yani daha çok siyasi Mehdi'de liderlik özelliğidir. Yani yeisi düşürmeyecek, korkmayacak, sünnet-i seni yaşayacak. Bu siyasi Mehdi'deki özellik. Müceddit ise daha çok eseri olacak. Bu eylemde olan mesela kuvve-i maneviyi muhafaza edecek. Herkes yeisi düşecek, o düşmeyecek, düşürmeyecek. Ondan sonra sünnet-i seni ihya edecek. Tamam mı? Şaire kuvvet verecek. Ama Mucidit'te bir eser var. Buradaki metinde Mehdi diye yazıyoruz. Evet. Yani mesela Resulü Mehdi ne yapacak burada? Mehdi yazıyor. Kürü çağırdı. Mehdi dikkat edersen Mucidit'i burada anlatmıyor. Bu Mehdi'nin özelliği. Yeyse düşmeyecek, düşürmeyecek. Müslüman şey yapacak bir de kuvve-i manevi muhafaza edecek. Ondan sonra bir de el imanı söyleseniz mesela şairi ihya edecek. Burada bir eser şeyi yok. Biraz daha geniş tane. Tabii tabii. Ama Mucidit mesela bir eseri vardır. Cidittir. Yeni bir yöntemdir. Tamam mı? Mesela 200 senelik, 100 senelik önceki yöntemle adam karşına çıkıyorsa adın gibi bil ki Mucidit değil. Ne getirdi? Yani yenilik olarak ne getirdi? Yani Vaas'ın ihtiyacını neyle giderdi? Malum mevcut imanından istifade yolunu getirmiş. Yine bir şey getirdi mi yöntem? İkna, yani aklı, kalbi, bütünlüğe getirecek delil, hüccet, burhan, dayalı bir şey yaptı mı? Böyle bir eser ama bu Mehdi'nin sıfatları. Yeyse kapılmayacak, ne olursa olsun kapıtırmayacak. Sünnet-i Seniye şairi ihya edecek, kuvve-i manevi muhafaza edecek. Korkmayın diyeceğim. Bu siyasi şey. Evet. Şimdi başka bir hadis-i şerif. Bu 98 Osman abi. Bakın hadisleri okuyoruz. Hiç bilinen mana değil bunlar yani. Mesela bak işte evet. Mehdi kim? Evet. Bak kim bu sıfatları evet. Cem etmişse? Bu Mehdi. Odur. Başka bir hadis sayfa 98. Nakli sahih ile Hazreti Ali demiş ki. Bu bakalım şey mi? Mehdi ve Müceddit mi bakalım sana? Ha başka bir hadisi geçelim. Başka bir hadis. Ha o Mehdi bitti mesela değil mi? O bitti abi. Yani nereden Üsse Hazretleri her dairede Müceddit'in Mehdiyet'in olacağını söylüyor. Peki nereden bileceğim ki bu adam onun özellikleri hangisi? Bunlar yani. Evet üç tane. Evet. Nakli sahih ile yani bunları niye anlatıyorum? Bakın Üsse Hazretleri nakil yapmıyor. Bize sistemi anlatıyor yani Mehdi geldiği zaman, Müceddit geldiği zaman sana isim vermiyor. Kim olursa olsun isim yok. Sana eline bir mihenk veriyor yani. Mesela peygamberlik mesleğinin dışında Sedat abi hiçbir kimse kendine çağıramaz, mesleğini izah edemez. Ben Mehdi'yim diyebilir mi insan? Peygamberlik müessesesi dışında söyleyemezsin sen yani Osman abi. Peygamber ancak ben peygamberim, Allah'ın elçisiyim der ya. Yani. Kaç tane Mehdi var yani? Murat abi bu biraz önceki ifadede sahih olarak sadece Mehdi geçti. Yani bu Müceddit'i nereden ilave ediyorum? Abi şimdi şöyle, işte onu ben sordum. Şimdi Müceddit 100 senede bir geliyor yani. Yok burada geçmedi ama. Yok yani. Burada geçmedi Müceddit. Öteki mektupta geçti. Ha. Ben nereden bileceğim ki yani Üstad'ın söylediği hukuku ammede bir Müceddit gelecek yani. Onu sordum. Siyaset aleminde bir gelecekmiş yani nasıl mihenk olarak yazdık yani. Müceddit mi Mehdi mi abi? İkisi de yani. Ben hani Hasan abi... Şimdi burada metinde yoktu. Ben yokken başka bir metin okudun orada Müceddit var mıydı onu soruyorum. İlk önce Müceddit var. Önce Müceddit okudum ben Kastamonu'da. Yani diyor ki o bir öncekinde 3 tane şey var diyordu. Birer tane hepsinin yani farklı... Müceddit ister diye üstadın tespiti vardı. Bunu Risale'nin yaptığını söylüyor. Buna bir örnek gibi de Mehdi'yi... Hani ben şey için, Kur'an'ı niçin okudum ben? Yani meseleyi lügat manasıyla bakmadan sürekli oku bize bir şey anlatılmak isteniyor yani. Ya zaten bu üç tane sıralarken
Mehdi başlığı altında sıralıyor. Evet. Dikkat edersen. Evet. Evet. Mücedid değil yani. Evet. Evet. Elimizde bir mühenk olmalı yani. Üç ayrı mücedid dedi ya. Üç tane mücedid mi diyor, üç tane mehdi mi diyor? Birer mücedid diyor. Birer ehemmiyetli birer mücedid. Onun bağlantısını nasıl alır? Şimdi biz bu sözü şöyle not aldık. Mücedid ve Mehdi'nin özellikleri diye. Bu doğru mudur? Onu soruyor. Abi şimdi şöyle yani lügat itibariyle baktığımız zaman mücedid hani Üsa Hazretleri hem Mehdi'dir hem mücedid'dir. Hem Mehdi Azam'dır hem Mehdi Resul'dür. Tamam. Bu unvanların sahibi. Şimdi böyle birisi gelse mesela diyelim ki bir mücedid düşünelim. Mesela siyaset aleminde gelmiş. Yani ehli imanın görmek istediği bir portre ortaya koyuyor. Kimseden korkmuyor. Ondan sonra dehşetli hadiselerde yeşe düşürmüyor. Şimdi, bu o zaman ona güvenip de kuvve-i maneviye noktasında bağlanan insanların mehdisi olmuş oluyor yani. Şimdi orada her bir müceddit, yani üç vasıf sayıyor ya. Evet abi. Her bir anada bir müceddit ister diyor. Evet. Tamam onu anladık. Şimdi buradan şu hadis, yani bu hadisten de Mehdi'nin vasıflarını sayarken evet. Oradan o çıkarımı nasıl yapıyoruz? Onu bağlantısını yapabilir miyiz? Abi işte onu söyledim Mehmet abi. Yani ama onu direkt böyle bir bağlantı göremedik yani bilmiyorum ama yani bir Mehdi'nin sıfatları diye yazabiliriz bunu. Sorun yok. Ama evet. Müceddit'in sıfatları bu i̇şte olabilir ama sarih var. Burada bakın, şöyle anlayalım abi. Böyle diyebilirsiniz. Bir şey diyeyim o sizin nazarınızı. Evet. Bir müceddit bunları içerebilir, doğrudur. Ama evet. Bir sari ifade olması lazım. Abi şöyle, yoksa şimdi o zaman müceddit ve Mehdi'nin içeriğini doldurmamız gerekiyor ki şu manada bir noktayı nazarımız olsun yani. Yani ben kendi noktayı nazarım olarak müceddit'le Mehdi'yi bir alıyorum. Ha, o tamam. Ha. Niye bir alıyorum? Çünkü müceddit ne anlatıyor insanlara? Mehdi hani hidayete götüren. Lügat manasını hidayete götüren. Bu asıl itibariyle düşündüğümüz zaman eski evet. Şeyleri anlatarak bir insanı hidayete götüremez. Ona yeni bir şeyleri anlatman gerekiyor yani. Her asrın mücedidi aynı zamanda Mehdi'si evet. Gibi mi? Ha, işte onu demek istedim yani. Mehdi onu de Mehdi peki. De aslında tamam. Ünvan olarak tamam. Yaptık hep. Üstad da demiş hep bu asırda Mehdi vazifesini gören zatlar geldi. Yani Üsa Hazretleri Mehdi'yetten bahsediyor yani. Üsa Hazretleri talebeleri hem müceddittir hem Mehdi'dir yani. Tamam. Bunun mesela cüziyet ve külliyet mertebede daireleri var. Sen iki kişiye bir şey anlatırsın. İki kişinin mehdisi müceddidi olursun yani. O ünvana girmiş olursun. Yani genel manada baktığımız zaman mesela birisi gelecek şeriat dairesinde. Ben nereden bileceğim ki bu adam yani hakikaten şeriatı anlatıyor. Hakikaten efendim mehdilik müceddidlik yapıyor. Yani mehdiyet ve müceddit İnsanlar hem Mehdi'dir hem Müceddit'tir yani. Bu yani. Anlamda bir insan hem Müceddit de olabilir hem Mehdi de olabilir. Muhtar mahallenin Mehdi'si olur, Müceddit'i olur, kaymakam ilçenin olur, vali şehrin olur, değil mi? Olur yani. Abi ben Mehdi insanı hidayete getiren, şimdi abi söyleme. İslam'ı ciddileştiren, o yani lakaytlığı ortadan kaldıran İslam'a geliyor. Müceddit İslam'la ilgili, Mehdi insanla ilgili gibi geldi bana. Evet. Şimdi işte anlatmak istedim abi, derste nazara vermek istedim buydu benim yani. Okumuş olmak için okumayalım yani. Bu tahkiki yapalım yani. Defalarca okumuşuz biz buraları değil mi? Evet. İşte demek istedim, dersi bu yüzden yapmak istedik yani bunu okuyalım diye. Farklı örneklerimiz olsun diye yani. Tamam bu da hani yanılma payımız olabilir. Fakat şöyle genel bir manada düşündüğümüz zaman aynı kişi hem Mehdi olabilir, hem Müceddit olabilir. Peki ben nasıl anlayacağım bu adamın böyle bir ünvanı sahibi olduğunu? Bu yani. Yani bu Mehdi ve Müceddit manasını da itmiyor yani. Hayır böyle bir şey değil mi? Siyaset aleminde, Diyanet aleminde, üstadımızın kendi ifadesidir. Mesela Yavuz Sultan Selim, siyaset aleminin Mehdisidir. Gelane Hazretleri, değil mi? Diyanet aleminin Mehdisidir yani. Bak, farklı farklı gel. Şu üçünü göstermişler yani. Şimdi başka bir hadis. Nakli sahih ile. Şu da önemli. 19. mektupta Üsa Hazretleri iki tür rivayet ediyor Sedat abi. Nakli sahih ile veyahut da ferman etmiş gidiyor. Nakli sahih ile dediği zaman o hadisin senedi var Osman abi. Evet. Ferman etmiş ki dediği zaman kendisi rivayet ediyor.
ferman etmiş ki deyince kendisi söylüyor. Nakli sayı ile dediği zaman senedi var yani. Bak burada şimdi diyor ki nakli sayı ile. Gördük değil mi? Evet. Ama bazen diyor ki mesela peki neden ferman etmiş ki diyor. Eğer o hadisede nakli sayı ile deseydi bu sefer itiraz gelecek. Nerede sayı yani? Bak hadis imamları ittifak etmemiş. Bu hadise ehad demişler. Veya başka bir hadis tabirle tabirlemişler yani. O yüzden kesin senede olanlara nakli sahih diyor. Efendim senede olmayanlara da böyle kopuk senetli olanlara da veya kendi ferman etmiş ki diyor. Şimdi Hazreti Ali demiş ki Setukatilun nakithine vel kasitine vel marikin. Yani demiş ki sen dine yanlış mana verenlerle, dinden çıkanlarla, ondan sonra mücadele edeceğini söylemiş. Yani vakayı cemen, vakayı sıffin, vakayı havariç, hatilerine haber vermiş. Yani Peygamberimiz Hazreti Ali demiş ki, sen içtihadında hata edenlerle, efendim, setubanakitine vel kasitin, İçtihadında hata edenlerle, yanlış mana verenlerle, dinden dönenlerle mücadele edeceksin diye üç tane söylemiş. Şimdi o zaman vakayı cemel, vakayı sıffin, vakayı havariç hatilerine haber vermiş. Yani sen yanlış mana verenler, efendim, ondan sonra dinden dönenler, içtihadında hata edenlerle mücadele edeceksin. Şimdi şuraya yazalım. Şöyle yazayım. Cemel. Yani hadiste geçen oba setukatünün nakitine içtihadında hata edenler, kasitine yanlış mana verenler, marikin dinden dönenler ile mücadele edeceksin. Sonra cemel vakası olmuş. Bu içtihadında hata edenler. Hata edenler. Sıffin. Efendim. Saltanat ve şey saltanat diyelim sadece. Bu da havariç. Havariç. Bu da dinden dönenler bu. Dinden dönenler. Şimdi bu üçü, bu hadis bu zamana tam bakıyor. Yani Peygamberimiz nasıl Hazreti Ali'ye demiş, sen içtihadında hata edenlerle, saltanat, hilafet mücadelesi edenlerle, ondan sonra dinden dönenlerle mücadele edeceksin. Bu üç tane hadise, Cemel vakası, Sıffin vakası ve Havaris vakası, o hadisi manasını göstermiş. Şimdi bu zamana da bakıyor. Bu zamanda biz kendi mesleğimiz noktasından bakalım. Bunun talebeleri içinde veya başka cemaatler içtihadında hata edenlerle mücadele ediyoruz mu etmiyoruz mu Mehmet abi? Ediyoruz. Efendim saltanatla hilafet mücadele şu an devam ediyor mu? Ediyor. Böyle dinden dönenler. Mücadele ediyoruz. Yani bu hadisin manası bu zamanda da gözüküyor. Şu da önemli, ben şunu da okuyayım. Hem haricilerin içinde, o aşağıda Osman abi açabilir miyiz orayı? En aşağıda abi. Şu hadis de çok önemli. Bakın tam bu zamana bakıyor. Evet, şurası. Şu hadis. Hem haricilerin içinde, haricilerin bu zamandaki uzantısı kim abi? Vehhabiler. Haricilerin içinde, üstadımızın kendi ifadesidir. Bu zamandaki Vehhabilerin, haricilerin torunları olduğunu Hasan abi üstad kendisi söylüyor. Gayrimünteşir mektupta o Vehhabilik meselesini söylüyor. Haricilerin torunlarından olan Vehhabiler diye. Haricilerin, Vehhabilerin içinde Züssedye denilen bir adamı garip bir nişanla alamet olarak haber vermiştir ki havaricilerin maktulleri içinde o adam bulunmuş. Hazreti Ali onunla onu hakkaniyetine hüccet göstermiş. Hem Muzi-i Nevevi'yle yapmış. Yani Vehhabilerin bu zamanda garip bir nişanı varmış, garip bir nişanı. Ben mesela kendi gördüğümü söylüyorum. Bu
Vehhabilerin garip nişanı dediği ne? Şunu sileyim. Şunları sileyim abi. Nasıl okudun Murat abi böyle? Çok mu düşünüyorsun bunlar? Bir abi böyle okuyacağız. Ben de böyle okumasak ben ezbere biliyorum. Yani tersinden... Ezbere bildiğim kitabı niye bir daha okuyayım? CD benden daha güzel okuyor yani. Öyle değil mi Hasan abi? Evet. Ben okuyacağım o zaman CD'yi açarım. Öyle değil mi Sedat abi? Evet. Ama mesela o şey Cemel sıfırın havariç yukarıda tek tek sıraladı ya. Hı. Cemel hakikaten iştah tatarsın. Evet. Ondan sonra sıfırın işte ötekisi sabah, salkana, ötekisi de dinden dönenler. Yani bunu tek tek yazmış ya. Ama böyle gazete gibi okursan. Ziyade dini tarif edenler. Yani Risale'nin bambaşkaymış da mahvetmişiz. Tabi mahvetmişiz ya. Şimdi ya nasıl bir cinayet işliyoruz insanlara? Tarif etmiş. Böyle bir şey yapmış. Abi haricilerin bir alametinin ne olduğunu söylüyor. Bak şimdi seyret neymiş? Haricilerin bir alameti varmış. Toplum içerisinde mesela bilen biliyormuş. Hazreti Ali nasıl demiş ki peygamberin o adam elinde garip bir nişan varmış. Hazreti Ali demiş ki peygamberimiz böyle dedi. Bunların bir garip bir nişanı var dedi böyle adam. Bunların garip nişanını benim gördüğüm söylüyorum abi. Mesela giyim tarzları. Giyim tarzı. En önemlisini söylüyorum. Benim gördüğüm en önemlisi. Her şey muhalefet. Böyle ruhlarında, böyle simalarında bir solgunluk var, bir çekiklik var yani böyle bir tenkitten gelen, bir şeyi kabul etmemekten gelen bir soğukluk var yani, bilmiyorum siz dikkat edin mi? İticilikleri. İticilik var yani, evet. İticilik dediğim var. İticilik taşıyorlar. İçleri dışlarına sıraydı. Şöyle bir de diyeyim ki, haletleri bozuk. Hepsi depresyon, antidepresan hapları kullanıyor, öyle ayaktalar yani. Niçin iticiler? Onu bir şey yapayım. Herkesi ittikleri için itiliyorlar. İkincisi de şey, üçüncü ne? Üçüncü haletleri abi. Evet. Haletleri çok bozuk. Yani sen mesela adama bir şey anlatıyorsun. Yani ben mesela ne yani namazı anlatıyorum. Adam bana gitmiş orucu anlatıyor veya da namazın üç vakit olduğunu. Hatta abi. Şöyle diyor. Başka bir şey anlatıyor. Sadakallahu lazım el-Fatiha var mı diyor. El-Fatiha var mı diyor. Lan şimdi desen ne olur, demesen ne olur, acayip bir şey de yok. Kalkmış mesela. En solda istiğfar çekiliyor. Haberleşmiş bunu. Yani bir de bittiyse bir tanesini ben ekleyeyim. Ya buyurun abi. Yani toplumun böyle baş ağrısı, ciddi bir ihtiyaç olmayan bir şeyi suni gündem yaparak kendilerine nazarı çevirerek böyle sanki ilk defa biliniyormuş gibi bir şey ortaya koyar. Ayet, manat, ayet, ayet şey. Hemen inkara gidiyorlar. Böyle bir şeyleri de var, aletleri var. Evet. Her şeyin ifradını yapıyor. Başka bir hadis, 101'i açabilir mi Osman abi? Son okuyorum hadis. Sayfa 101. Orada ne var mıydı abi? Bir baksana o geri gel o. Orada şey var mı bak? Alamet oradan çıkarttın mı? Bakayım ne çıkarttın? Orada sadece alamet olduğunu söylüyor abi. Alameti ne diyor? Bir de bakar mısın? Evet. Garip bir nişan. Garip bir alamet. Garip bir nerede nişan. Bakayım? Evet. Şurası abi. Çizsene oraya. Özünce olan bir adamı garip bir nişanı alamet olarak haber vermiş. Evet. Peki araştırmaktan için o adam. Peki o alameti böyle mi çıkarttın? Abi şöyle işte bu zamanda anladın mı? Anladım. Mesela o tarz adamlarla konuşunca hep bozuk moralleri yine. Hep tenkit. Ne biliyor musun? Hiçbir şey kabul etmiyor. %100'ünü söyleyeyim sana. O haletlerinde dedin ya. %100 sıkıntılı, ümitsiz. Evet. Yeis mi? Yeis var. Sebebi Kur'an'ın zahirine baktıkları için mesela bir namazı kılmadı değil mi? Kılamadı. Namaz kılmayan kafirdir dediği için düşünebiliyor musun? Namaz kılmayan kafir diye iddia ediyorsun. Bir namazı geçirdin. Kılmadı. İnsan kendi kendine kafir dese onun psikolojisi nedir? Tamam. Mesela yapamadın değil mi? Günah kebair işleyen münafık değil, kafir de değil. Vehhabilerde günah kebair işleyen mümin kalamaz diyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Kendisi günah işlediği ve ben kafirim diyor. Ben kafirim diyen bir insanın psikolojisini ayırt edebilir misin? Böyle bir özellikleri var Vehhabilerin. Allah düşmanımı da beraber etmesin. İşte o peygamberimiz Hazreti Ali demiş üstadım tam bu zamana bakıyor. Yani bize sistemi tanıttırıyor, çevreyi tanıttırıyor. Yani. Evet ya. Başka bir hadis 101'de. 101'e geç. İşte nakli sahih kat'iyle
ashabına haber vermiş ki. Geçti mi? Evet, orası abi. Siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem Fethi Mekke, Fethi Hayber, hem Fethi Şam, hem Fethi Irak, hem Fethi İran, hem Fethi Beytülmaktis'e muvaffak olacaksınız. Bak, hem bugüne bak. Evet. Kesin bak, %100 yani. Devam et. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz. Haber vermiş, hem tahminim böyle veya zannederim dememiş. Belki görür gibi kat'i ihbar etmiş, haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki haber verdiği vakit hicrete mecbur olmuş, sahabeleri az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmanlı. Şimdi buna iki şekilde bakabiliriz. Bir, maddi olarak aynen olacak, sıralamasıyla olacak. Önce Mekke fethedilecek, sonra Kudüs Hasan abi. Demek ki o zaman Mekke fethedilmeden Kudüs fethedilmeyecek yani. Hayber var bir tane. Sıralama öyle yani, önce Mekke. Vallahi, evet. Demek ki sıralamaya baktığımız zaman bir de sıralama, o zaman... Nereden çıkarıyorsun abi? Burada öyle bir sıra yok ama. Var abi. Hani Fethi Mekke diyor. Fethi Mekke. Sonra Hayber geliyor. Evet. Beytülmaktis en son. Evet, yani önce Mekke fethedilecek, en son ifadeye göre. Sonra anladın mı? Aradaki en son da anlarsınız diye. He, en son diye. Şu anda Şam var. Evet. Irak meselesi. Tamam. Yani tam bu zamandır, yani tamamen bu zamana bakıyor yani. Bizim kendi şeyimize bakıyor. Şimdi o zaman da kimse, peygamberimiz haber vermiş de o zaman öyle bir şey teşekkür etmemiş yani. İslami devlet yok ortada, bir şey yok yani. Tahminim böyle dememiş. Görür gibi haber vermiş. Aynısı şimdi. İnanamıyoruz değil mi bunların hepsinin olacağını Hasan abi? Biraz zor değil mi? Zor. Ne kadar zor gözüküyor. Sahabeler de öyle demiştir herhalde. Evet. Zor yani. Ha. Mesela İran tamam da Rum padişahları da işte Hristiyanlar var işte. Ha. Avrupa'da, Amerika'da bilmem nedir. Rum padişahları. İki şekilde olacak. Bir aynen olacak. İki manevi noktadan da bakabiliriz yani. Aynen olacak. Şey de diyor ya, sahabeler az, Medine etrafı ve tüm dünya düşman üstadımız da mahkemede bu artı yapmıyor. Bir daha bir hadis var da ben ona bir noktaya nazar bir mana verdim ama birisi bir müzakere edelim. Bunu mu? Yok, bu değil. 98'i açabilir miyiz abi? Tamam. Neredeyim? 98. Aşağıda. Aşağıda abi, aşağıda, aşağıda. Evet. Hazreti Ali'ye en aşağıda. Hem Hazreti Ali'ye senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir adama ihbar etmiş. Hazreti Ali o adamı tanırmış. O da Abdurrahman İbni Mülcem'in haricidir. Şimdi Hazreti Ali, peygamberimiz ona demiş ki seni falanca kişi öldü, öldürecek yani. Hazreti Ali o adamı tanırmış yani. Şimdi bunu bir duralım abi. Şimdi ben soruyorum Abdülkadir abi. Sizi bir şekilde öldürecek adamı biliyorsunuz. 10 sene sonra veya 2 sene sonra veya 1 ay sonra. Ne yaparsınız abi? Şu anki vaziyetinizde Mehmet abi size de soruyorum. Buradakilere soruyorum yani. Zırhlı kadere taalluk ettiği için. Yok, şu anda halimize ne yaparız abi? Tedbir alırsın. Mehmet abi? Yani muhtemelen mutlaka bir tedbiri alırsın yani. Hasan abi, ne diyorsunuz? Ama ne yapacağız? Biz senelerle kaderin hükümlerine şey yapmamışlar. Hiç değişme vaziyeti yani. Adam onun yanına rahatlıkla gelip gidiyormuş yani. Mescitte giriyormuş, çıkıyormuş. Peygamber kader vermiş ona. Evet. Peygamber desin. Hazreti Ali'de değişiklik yok çünkü öyle yaşıyormuş ki hani yarın ölecek gibi olsa ne yaparsın sorusu geliyor. Onu aynısını yapıyor. Değişmiş mi hiç? Yok, değişmemiş. Çünkü niye? Yani yarın ölecek gibi şimdi yaşayınca yarın ölünce bilse ne olacak ki, aynısını yaşıyor. Ama biz ne yaparız?
hayatımız tabii ciddi kökten değiştiririz tabii. O kader eğer Hazreti Ali, Hazreti Peygamber demişse bu böyle olacaktır. Tedbir ettir alamazsın onu. Peygamber demiş bitmiş. Ne yaparsın? Hayatında ciddi değişiklik yaparsın. Yani eğer hayatın Hazreti Ali gibi yaşıyorsan bir Hazreti Ali bir şey yapmamış. Peki burada biz kendimiz muhatap olma noktasında çok güzel. Bu hadisi zikretmiş yani nasıl bakacağız yani? O zaman bizi öldürmeye hazır olan bir şey ne varsa ona karşı... Ben mesela bunu yaşadım. Bir parçasını söyleyeyim. Mesela hapiste ben zehirleneceğimi tahmin ediyordum büyük ihtimalle. Dışarıda zehirlenmişsin de içeride. Mesela hayal edeyim ki yarın mahkemem var. Yani aynı. Şimdi her lokmada kaşıkta Murat, Bismillahirrahmanirrahim zehir bunda, zehir bunda diye yaşadım. Peki ne yaptım hayatımda farklılık? İstiğfarın dışında ecel beni ya üç şeyde, Kur'an aynı okuduğum kadar okudum, fazla okumadım aynı. Ondan sonra namazlarımı kazasını yapmıştım, seyir secdelerim yok, vardı. Onlar yapıyordum. Bol bol Risale okurken orada öleyim diyordum. Kitap okurken öleyim. Bunu yaptım eğer benim özel şeyimi sorarsın. Ve böyle bir şey yapacaklarını bildiğim halde Risale okudum. Başka bir şey yapacağım hayatımda. Zaten içeriden pissin. Sen ne yapardın mesela? Kendine sordun mu? Kendime sordum. Ben çok böyle bir noktaya nazarım olmadı. Ama daha ziyade uhrevi noktadan hani bizim manevi hayatımızı öldürecek Üsa Hazretleri yılandan akrepten çekindiğiniz gibi çekinin diye. Nasıl insan yıla bu akrep temas ettiği zaman onu öldürüyor? Yani, demek ki bizi öldürecek olan şeyler varmış yani manevi hayatımızı bitirecek olan. Mesela bilerek ihlası kırmak. Bizi öldürüyor bak bunu biliyoruz yani. Fakat yapıyoruz mu? Bir önlem alıyoruz mu? Çok yok yani. Bu tarzda bakmıştım ne abi. Yani o manevi şey mi, bütün manevi hayatını yok eden bir şey. Evet. Fakat şöyle bir şey var Murat'ım. Canım kardeşim hepinize diyorum. Öleceğini bilsen şu tarihte mayen olsa yani 10 sene ama mayen olmasa 1 ay. Çok farklı olduğunu şu anda söyleyeyim. Ne oluyor biliyor musun? Öleceğin kesin bilinirse ister istemez ihlaslı oluyorsun. Evet. Herkesi affediyorsun. Tamam. Herkese dokunmayın, hakkımı helal ettim diyorsun. Ondan sonra hemen yani ister istemez yılan ve akrepten kaçıyoruz. İhlası kıran bütün sebeplerden kaçıyoruz. Sen ne istiyorsan hepsini yapıyorsun yani. Yapıyorsun yani. Yani ama bu peygamber şimdi söyledi. Dese ki Hasan senin şey, karnın başının kanıyla sakalını boyayacak zat falanca. Yani bir tuhaf bir şey ya. Yani şu andaki halim ben hiç muhatap olmadım da bu soruyu kendime. Okurken yapmadım. Şu an mesela şu andaki bir insan olarak düşünelim. Yani gidip onu öldürmeyi düşünürsün yani şu haletlerle öyle değil mi? Ama peygamber dediği için itikadım var ya ölmez. Yok bir de adam şimdi o zaman bir fiil yapacak yani şimdi yapmamış. Sen gidip onu öldürsen suçlu olursun yani sen katil oluyorsun. O zamanki bir fiil haber vermiş. Çok tuhaf. Veya oraya hicret edip gidersin oradan evet. En azından. Adamın bir tanesi yapmış değil mi Azrail Aleyhisselam zamanında Süleyman Aleyhisselam zamanında mı Musa Aleyhisselam zamanında? Adam şimdi bir dakika sonra canını alacak. Allah Allah falan yerde olacak ama burada. Allah Allah falan şaşırdı. İşte malum biliyorsun. Evet. Adam ne yaptı hemen hicret etti. Olması gereken yere gitti. Şimdi abi hülasa toparlarsak burada neyi nazara vermek istedik bu dersi abi? İslam'ı okurken ne yapmak gerekiyormuş? O başa yazdık. Üç tane mesele çok önemli. Üstadın mesleği, tahkik mesleği olduğu için delil, bürhan, hüccet. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hem okurken hem anlatırken. İki, kendi nefsinin tam ikna olması gerekiyor. Üç, akıl ve kalbin ittifakı gerekiyor. Bununla alakalı misaller yaptık. Mesela bir tanesini söyleyeyim ben. Ahir zamanda ihtiyar kadınların dinlerine tabi olan. Yani hepimizin bildiği mana yani bunda malumu İlham Kabil'inden bir şey olmuş olur. Aynı biz öyle anlarsak yani. Ve her seferinde farklı bir şey anlamazsak yani. Neymiş mana?
kadınların dinde buldukları dört tane şey var. İltifat-ı merhamet-i rahman, nur-u teselli, nokta-ı islat, nokta-ı istimra. Bu dördünü dinde bularak kadınlar kuvvetli itikada sahip olmuş. Ahir zamanda din yok, din tarif edilmiş, bozulmuş. O zaman bu dört tane vasfı ne sağlıyorsa ona tabi olun demekmiş yani. Hadisin manasını öyle almış, kendi mesleği noktasında. Ama hakikaten de yaşlı kadınlar, mesela babaannelerimizi görmüşüz bunu. Aynı öyleydiler. Kuvvetli itikadı var. Sebebi dinden başka bir medet, çare bir yok. Mesela benim babaannem 106 yaşında vefat etti. Bir gece yani kalkıp da onun uyuduğunu zor görürüz. Devamlı tesbih çeker. Yani dinde bulunma, öyle bir salabetli, öyle bir itikatları var ki acayip. En ufak bir adabı bile, ama o da öyle, aynı öyle. Yani dinin farzıymış gibi. Mesela bir misal söyleyeyim. İmsak girdi mi biz kılarız değil mi 5-10 dakika geçince? Ben böyle dinle alakadar olduğum halde babaannem derdi ki, oğlum niye namaz kılıyorsun? Hoca ezan okumadı. Babaannem vakti girdi. Oğlum, hoca ezan okumadan kılınmaz. Babaanne dedim, ya hoca uyudu da şey yapması? Oğlum konuşma. Okumadan kılınmaz. Ben de öyle anneme bir türlü anlatamadım abi bu meseleyi ya. Anlatmayacağım. Ben yanlış yapmışım ben. Demeyeceksin bunu. Yok anlamıyor yani. Demeyeceksin bu. İtikadını bozma. Diyorum ya kılanır diyorum. Yok ben nasıl kılarım diye ezan okunmadan namaz yani. Öyle bir şey olur mu diyor. Yani o farz gibi olmuş. Mesela öyle bir itikat şeyi var ki yani ufak şeyde. Mesela babaanne derdim ya. Çocuğum gençiz daha gencim. Ya işte bana içimde bir ses geliyor, git ikinci katın son merdivenini 3 defa basmasan kafir olursun. Böyle şeytan beni ihbal etmiş yani, aldatmış ortaokulda giderken. Babaanneme, anneme derdim, oğlum bunlar şeytan yapıyor derdi. Böyle itikatları vardı ki hemen biliyorlardı. Şeyi yoktu, ilimleri yoktu ama gelenekten gelen, tevarüsen gelen şair çok sağlamdı. Şairleri bozamadığı için o tarihte. Şairlerin içerisinde din ruhu vardı. İşte onların öyle bir itikatları vardı ki Murat, yani sen o tamam, o sıfatlar varsa kimde ona tabi olursun ama bu sıfatları bu asırda cemeden kadınlar değil, yaşlı ihtiyar dindar kadınlar. Yaşlı, bunlar da aynen var. Dindar, yaşlı ihtiyar kadınlarda bu dört sıfat var. Acayip dindarlar. Üstad Hazretleri bu hadise abi kendi mesleği noktasından bakmış yani. Yani bu hadisin manası evet böyle. Bu hadisi öyle anlatmamış yani kendisi. Kendi mesleği, sana mesleğine tatbik etmiş. İşte mesleğinde ne demiş? Demiş ki işte aç orayı bak. Yani o kadınlarda hepsi var. Yani kadında da var yani. Kadından soyutlama bunu. Evet. Yani diyelim ki bir delikanlıda dört sıfat var. Ve buna tabi olun demiş olsaydı. O zaman bu sıfatları taşıyanlara diye peygamber tabi olun derdi. Peki bu insanı yanıltıyor şey bu. Bu sıfatların diyor kimde cem olmuşsa şuşusu ama bu sıfatlar eylemsel gösteriyor. Niçin? Çünkü hadis ve Kur'an'da şey gibidir yani avama, birinci derecede avama, gözlü ve kulaklı tabakasına hitap ediyor. Böyle tahkik yapıp da o dört taneyi çıkartamaz. Zahirde bakar böyle, çeşanını kapatır, acayip 70-80-100 yaşında, sana kim bakacak yani? Böyle dindar, aman kırlık kırk yarar, ona sığır oradan, oğlum dedi oradan getirirken falan yer biraz yola yakındı, ot topladı mı sığır diyor. Lan nerede bulacaksın şimdi? Yani dört tane sıfatı taşıyana tabi olun demiyor. Niçin kadına şey yapıyorsun? O dört tane sıfat ekseriyeti mutlaka itibariyle bunlar da olur. Yani avam tabakasına gözde göstermesi lazım. Yaşanılır bir din, ihtiyar yaşlı dindar kadınlara bakın, yaşanıyor din. Mesela benim de rahmetli annem hiçbir erkeğin önünde yürümezdi. Sokağa çıkar, bakıyor bir erkek gibi duruyor, erkek gittikten sonra tabi ediyor. Yani mesela kadınlar daha yeni, babaannem, annemde de vardı bu. Erkekler yemeden kadınlar yemezdi. Veya işte babaannem farz gibi kaşık dişe vuracak, ağız ses yapacak, ortadan yiyeceksin. Oysa Allah Resulü demiş ki yemeğin bereketi ortadadır, yemeyin.
Önündeyim. Ayrı ayrı tabak olacak. Oğlum, uşağım, oğlum. Ayrı ayrı tabak yemek İbrahim Aleyhisselam'ın köpeklerine mahsustu. Köpekler kavga etsin diye ayrı ayrı tabak oradan çıktı. İnsanlar aynı tabaktan, çünkü niye? Aileyiz derdi. Burada kim yabancı var derdi. Sen kimden iğreniyorsun? Oğlum ben senin inerinim. İğrenme. Ama ben tabağımı ayrı koyuyorum, ben yaşlıyım diye. Yoksa birbirinizden iğrenmeyin. Mesela başka bir tane söyleyeyim. Sütlaç mı yapıldı? Veya bizim memlekete karpuz olmaz belki. Ayda bir girerdi. Dilim yapar, orada yok. Nerede olursa olsun saklar, o onun hakkıdır. Ve dolaba da şey yapan bir yemezdi. Öyle öğretmişti. Hani adalet mi dersin, merhamet mi dersin? Bunlar da yaşanılır bir din. Canlı bir din. Hepimizin aynı. Mutlaka evet. Bizde herkes bunu yaşamıyor. Şair ama televizyon ne yaptı? Girdi, ya, tarumar etti. Şimdi eve girmişti televizyon. Yatak odalarına da ve husus odalara internet gitti. Artık yani bazen beni de şeytan aldatıyor. Ne için? Kıyameti bekliyorum bazen. Gerçi hadis var. Kıyamet 2 saat dahi kalsa Allah metisini gönderecek ama şöyle Avrupa'ya da gittiğim için Türkiye'nin şeyini dolaşıyorum. Yani şu Nurcuların şu tahkik mesleği bir avuç. İhlas, sadakat, uhuvvet tesanüde sahip bir kısmının talebelerini görmesem vallahi bende de bu konuda ümidim yok ya. Artık kıyamet bekliyorum ya. O kadar ahlak sukut etmiş ki bu o kadar olur. Bu kadar yani okuyor adam veya kadın fitnenin peşinde ya. Sana soru soruyor, öğrenmek peşine değil. Fitne. Onu laf sokar, onu şey yapar, onu oraya gönderir. Yani acayip dini alet ederek. Yani illallah diyorsun ya. Artık kıyamet gibi geliyor. Diyesin geliyor ama demiyorum. İşte abi anlatmak istediğim buydu. Yani evet, okurken o ifadelere dikkat etme. Yani abi ben burayı biliyorum. Doğru. Evet ama evet. Yani o çok güzel işte. Bana da farklı şeyler çok, çok. Hiç daha önce duymadık bu anlattıklarımı. Tabii. Halbuki metinde var yani. Mesela Cem'e vakasında çaktırmazdan Ayşe Sıddık Havalidemiz'in İçtihat atasının evet olduğunu, değil mi mesela? Sıffindekilere. Bak bu şeyde de abi diyor ki umum düşmanlarınızla galebe edeceksiniz diyor. Bak umum düşmanlara. Bak şimdi. Ama buralara muvaffak olacaksınız diyor. Bak umum düşman. Ne kadar düşman var şimdi Türkiye'nin bak, şeyde? Galebe etmekle şuna muvaffak olmak. Yani fethmekle muvaffak olmak farklı mesela galebe etmekle. Evet. Mesela şöyle düşün bak. Tazıkan ashabına haber vermiş. Ashabıyız şimdi biz Resulullah. Siz diyor umum düşmanınıza galebe edeceksiniz. Yedi düvelliğinde şu anda savaşılıyor. Belki de şu anda Türkiye savaşta yani. Yedi düvelli öyle şu bu değil yani Türkiye'nin savaştı orada. Yani süper güçler var böyle seninle gözüken. Rusya'da var, İran'da var, Suudi Arabistan'da var. Herkes ya. Kimler var dünyanın her tarafında? Ehl-i Sünnet, sağlam itikadı olan bunun etrafına toplanmış. Yani o sanki hani var ya Kastamonu'da İsa Aleyhisselam kılıcıyla sıçradığı zaman dizine kadar gelecek Deccal'ın. Sanki şimdi öyle ya. Çok acayip. Allah'ın inayeti olmasa bir saat duramaz Türkiye şimdi. Bak bütün düşmanları galebe edeceksiniz. Ne yapacaksınız? İlk önce Mekke. Nasıl orada içsel mi çökecek? Hayber'i biliyorsunuz ona yakın bir yer. Sonra Şam fethedilecek. Sonra Irak fethedilecek. Sonra İran fethedilecek. Ve sanki Hayber'le bana öyle geliyor ki Yahudiler kastediyor. Evet, Yahudiler. Şimdi mesela İsrail'e. İran'ın içindendi. Belki bizim eski kaset CD değil, kaset döneminde bile demiştik. Üstad bizi beraberden aldığım şeyleydi ama böyle miydi diye. Eski eserlerde İran Amerika ile savaşıyor gibi gözüküyor. İsrail ile zıt gibi. Oysa İsrail, İran, Amerika beraberdir. Bunu 20 sene önce de kasetler deminde geçerdi. Öyle gözüktüğüne bakmayın. Yani iyi polis, kötü polis numarası yapıyorlar. Yani. Evet. Şimdi İran, İsrail ile beraberdir. Ruslarla beraberdir. Amerikalarla beraberdir. Türkiye'nin düşmanıdır. Çünkü İran bu tarihe kadar bunu siyasi kişilerin ağızlarına da geçti bizim o 10 sene, 20 sene önce söylediğimiz. Bunu Turgut Özal da demiş. İran
bir tane kafirle tarih boyu savaşmamış. Hep ehli sünnetle savaşmış. Yaptığı füzeler, nükleer şeyler, bombalar hep ehli sünnet içindir. Zaten İsrail'i o Az-ı Mevud bölgesini satmış, vermiş. Şaşıracaksınız. İran'ın bir kısmı var böyle, bir parçasını. Onu vermiş. Şu anda bir Türkiye var, alem-i İslam'ın. Aynı. Bak, umum düşmanınıza galip edeceksiniz. Bizim dostumuz hudut dışında, mesela Irak'ta da, şeyde, Kürtler'de, Irak'ın Kürtlerinde kim? Ehl-i Sünnet kimse bizim dostumuzdur. İlginç olanla yani şey... Kürt'tür, Laz'dır, Çerkez'dir. Mesela şey, Kırım Türkleri. Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnet kimse Türkiye'nin yanındadır. Bu ırk, mırk yok. Milletçilik yok. Zaten milletçi olanlar ümmetçi olamazlar. Yani Kırım Türkleri olsun. Mesela Çeçenistan. Irkı farklı değil mi? Ama Ehl-i Sünnetse, Afgansa, Cezayirliyse, Sudan mesela bak. Sudan Türkiye'nin yanında yer alıyor vesaire. Kim? Halk ön hareketine dönüşüyor. Şimdi hudutlar bitti. Suriye'de, Irak'ta hudut yok. Nedir o? İran'da. Artık o ruh var. Yani böyle bakarsanız ümit veriyor. Çünkü devlet değil. Devletler savaşları bitti. Böyle savaşlar olacak. Yani artık milletlerin bir ikiye ayrılacak. Hani küfür diyeceksin. Bu ehl-i sünnet. Ehl-i sünnetin etrafında bir başka bir mümessil, bir lider aranıyordu. Alim İslam'ın bir ihtiyacı oydu. Para ihtiyacı yoktu. İş, insan gücüne ihtiyacı yoktu. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bir kafaya. O kafayı da buldu gibi. Ya, Türkiye kafadır. Ya, bu Tayyip meselesi değil. Bunu esas işi götürecek ordunun içerisindeki ruhtur. Dikkat ederseniz İsa'da hep orduyu nazara veriyor. Ordunun için. Ordu desteklemezse siyasi hiçbir şey yapamaz. Sen süreye girip de ne yapacak komutan yapmadıktan sonra? Ne yapabilirsin ki? Ben burada oturuyorum, emir veriyorum. Eruş tabi bana ne yapacak dedi. Kırıkan'a beni gönderdi. Ne yapacak? Abi olduysa oldu, olmadıysa ne yapacak adam bana? Suriye'ye gitti. Adam savaşmadı. Buydu diyor. Hatta mağlup olup seninle perişan etti. Orduda bir ruh. Onun için Üstad Hazretleri gayrimüteşri mektubatta kılıncını ordu için diyor. Bu kahraman ordu kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alem-i İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürür. Şimdi düşmanına vuruyor, halkla beraber ordu. Halk ya sarma yapıyor, bilmem ne yapıyor. Camiler yapıyor, siz ömrünüzde duydunuz mu? Ben bu yaşa kadar diyorum, Genelkurmay başkanı cami yaptıracak. Camileri kapatan bir ruh. Camiler, kendisi bir de cami yapıyor sivilde. Vesaire. Ha, ne yapar? Düşmanına, kılıncını ayağına vurdurmuyor. Düşmana vurduruyor. Halk coştu. Alem İslam coştu. Düşmana vurduruyor şu anda. Evet, nasıl bakacağımız diye şey. Subhanallah.